Selamlar arkadaşlar. Last maceramızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümden incelediğime göre sizin de hoşunuza gitti bu seri. Ben de çok zevk alarak çektim ilk bölümü. Umuyorum ki bu bölümde de çok zevk alarak çekeceğim. Oyun güzel. Siz de biliyorsunuz zaten güzel olduğunu. Onun dışında işte diğer işte Rom 2'ydi, Sparta'ydı, Kartaca'ydı. Onlar banko gelecek tabi de hala internetim 21 gündür hala sıkıntılı, upload'u hala düzelmedi. Süper Online'ı arıyorum, yani bir şey yok, değişen bir şey yok. Hala beklemedeyim, umarım bir gün düzelecek. Onun dışında işte Empire çekeceğim diyorum ama video çekme programımda bir sıkıntı yaratıyor o da. Hepsini çözeceğiz, beraber devam edeceğiz ama Vasta uzun soluklu bir seri olacak. İleride yanıma belki birkaç kişi daha gelir. Ama Vast oynayacağız. Bu yani Vast hep olacak, merak etmeyin. Evet. En son böyle küçük tatlı bir ev yapmıştık. Workbench'imizi koyduk, yatağımızı koyduk. Ateşimiz yanmasın bir dakika. İçinde tamam bir şey yok. Aç değiliz. Onun dışında evet. Şimdi çıkalım, atılalım Rast dünyasına, havada gündüzken. Bir dakika şimdi. Benim ev burada. Ben evi kaybedersem yemin ederim mevzu çıkar. Şöyle bakacağım o yüzden. Ha. Tamam. Buradan buraya. Buradan tamam. Yerime ne olur ne olmaz kaybetmemek amaçlı hemen şöyle campfire kurayım diyecektim ki odunumuz kalmamıştı en son hatırlayacağınız üzere. Of, odun yığınlarına bak. Baltamız da şey olmuş, sarı olmuş, artık yok olacak duruma geliyor. Bir tane daha yaparız. Şimdi şöyle bakayım. Şu taşın arkasından geçeceğiz, bulurum ya. Ama bir campfire yaparız ya oraya. Evet, hemen şuradan odunları toplayalım. Birazcık şu temel şeyler bitsin. Tamamdır. Ya domuz. Çok tatlısın ama. Vallahi çok tatlısın. Uf, deli dondu değil mi? Böyle popona yersin. Bak, poponda okla kaçarsın. Bir daha popona. Hemen şunu da vurdayalım, ondan sonra gidelim şeylerimizi alalım, odunlarımızı. Ondan sonra daha yapacağımız çok şey var. İlk önce yani böyle vurdulanacak bir evin yakınına bir ev kurmaya başlayacağız ileride. Aha, kurt var. Dur kurt senle. İki tane odun yığını var şurada, taş da var. Burada da taş az. Şu geyik ve domuzla hiç uğraşmayacağım. Zaten şöyle bir bakayım. 11 tane yiyecek var. Ya zaten elbet alırız ya. Bak, geyiğe hızlı koşarak giderseniz böyle kaçıyor direkt. O yüzden eğilerek gitmeniz lazım. Cidden burası odun cenneti ya. Buradan hiç gidesim yok. Of, niye o kadar uzun süreli donuyorsun lan? Tatlılığa bak ya. Kaçamıyor da. Bir dakika, bir burada var. Diğer odun yanı, ha şu ileride, tamam. Bunları da alalım. Bir dakika, baltamız kaç? %8 kondisyonu. Kondisyon bittiğinde onu bir şey yapmamız gerekecek. Tamam. Of, fena karnım vuruldadı gene. Evet, şuradaki odun yerini de alalım. Aha da kırıldı. Tamam. Nerede o? Stone Hacket. Hemen yapalım. Şunu atalım yere. Bunu da atalım. Yeterince okumuz var. Buradan. Buradan ki o geyik nerede lan? Yuh. Nereye kaçtı o geyik?
Ben mi körüm ya? Neyse. Hadi. Evet, yapmış. Alalım baltayı. Şu odun yerini de aldıktan sonra, şu taşları da bitirdikten sonra ev yolu bize gözüksün. Sülfür, metal, taş, 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 o, taş, taş, heh. Acaba ben şu an neredeyim ya? Ya böyle ben en çok şey tarafını seviyorum. Rasta, hangar, hangarın orada. Orada bir tane rootlanacak yer var. Ortasından yol geçiyor. En sevdiğim root alanı orada. Oranın arkasında böyle geniş, bol taş oluyor. Odun yanı da çıkıyor. Oraya bir eve kurulur. Şu an server'da 2 kişi mi ne vardı? Ama ilk bölümü çektiğimde 8 kişi vardı. Demek ki yani gene güven var. Arada birkaç adama zaten adam ev yapmış. Hava hafiften aydınlanırken. Evet. Şimdi. Usta okçuluk şeyimi. Ya ne biçim vuruyorum ya. Mübarek Legolas gibiyim. Bak. Bak ya, gözükmeden vuruyorum. Ben de ruh hastası bir avcıyım ya. Bak bak nasıl indirdim. İki ok, iki isabet ve aha da geyin ölüsü. Bizde böyle. Okçuluk bizde yani. Görmeden atarım ona göre. Daha mermimiz de çok. Hemen şöyle yol üstü bir tane şey yiyelim. Nedense şu an çok arada bir donuyor ya. Geçen bölüm o kadar. Ama bu gene de Rast çekmemi engellemeyecek. Bu oyunu kaç kere baştan kurdum. Gene çözülmedi. Arkadaşlarıma soruyorum. Kimse de böyle bir çözüm yok. Hani kimse de böyle bir mevzu yok. Hani benim bilgisayardan hani 15-20 kat kötü bilgisayarlarda bile böyle bir donma olmuyorken bende olması çok saçma ama yok bir şey demeyeyim yani çözemiyorum ben bunu. Denedim çünkü çok. Aha da buldum. Açıl kapı açıl. Kapan kapı kapan. Ateşi yak. İçine şunları split deyip ayıralım. 3 bölüme de koyalım. Aha şimdi. Crafting. Bir dakika. Şunu ha. Bunu boşuna koymadık. Workbench'i boşuna koymadık. Ha, crafting. Bir tane sandık yapalım. Evet, yeşil olunca workbench'te yapmaya çalıştığımız anlaşılıyor ve daha çabuk sürüyor tabii ki. Nereye kursam ki bunu? Furnace'ı şu şeyin yanına koyarım. Buraya mı koyacağım? Çok boktan ya. Ve şimdilik sandık lazım. Hemen büyük eve geçmeyeceğiz çünkü. Evet, şimdi tamam. Yağ oraya, metal oraya, sülfür oraya, kumaş oraya, taş kalsın, kan da oraya. Özellikle şu wood gate ileride işimize yarayacak. O yüzden atmıyorum. Şu okları da birleştirelim. En fazla 10'a kadar çıkıyor. Evet, şu an 29 tane var. Taşımız da var. Şey yapalım bir de. Furnace. How are you? Love with the food. Ha. Love with the food için bir kumaş, iki animal fat. Kumaşları alayım, animal fatları alayım. Gideyim şöyle crafting diyeyim. Love with the food 10 tane lazım. 10 tane yapalım bakalım. Hadi. Şu furnace yaptıktan sonra her şey daha iyi olacak. Önemli çünkü. Şimdi evet şu an furnace yapabiliyoruz. Evet hemen yapalım. 10 saniye sürüyor. Çok iyi. Evet. Furnace ciddi ciddi önemli.
yemeklerimiz de hazır. 14 tane var şu an yanımızda. Furnace'ı da alıp şöyle. Oh, doldu taşlı, yatacak yer kalmadı anasını. Workbench tamam. Ya benim en fazla bu bölüm ve bir sonraki bölümde burada oluruz. Ondan sonra artık böyle hani rootlanacak yer arayıp şey yaparız. Onun yakında bir eve normal ev yaparız. Bildiğiniz ev yaparız beraber. Onun dışında yani dediğim gibi. Çünkü birazcık metal ore biriktirmem lazım. Daha doğrusu metal fragment, hani sonuçta metal kapı falan yapacağız ya. Evet, şu doymuş yağıyla, ay pardon, doymuş yağ diyorum ya. Hayvan yağıyla kumaşı koyduk. Şimdi furnace'a koyacaklarımız genelde şöyle, bakın. Sülfürü koydun, taşı koydun. Birazcık odun koyacaksın herhangi bir yere. Hani herhangi bir yere koysan da bu oluyor. Bunu böyle çalıştırdın. Yani bunlar buraya metal fragment ve sülfür olarak gelecek. Gösterim zaten. Odun bittiğinde tabii ki gelmiyor çünkü yanmıyor. Tekrar odun koyacağız, öyle öyle yani. Herhangi bir yere koysanız da oluyor odunu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir metal ore. Dur, hesaplayamadım. Bir dakika. 32 tane 30 o kaç tane metal ore gittisek? Ben bir tane metal ore, 4 tane metal fragment sanıyordum. Aa, patladım ya. Ha, kömür de veriyor tabi yaktığınız için. Kömür de bazı yerlerde işe yarıyor işte gunpowder yapımında falan. Hava kararık. Biz ne yapalım? Bir tane daha yemek yiyelim. Ha, 18 tamam, daha oluyor. Evet de, yani 10 kömür mü? Yani ben öyle hatırlıyorum hani, çünkü oraya 30-40 tane koyuyorduk, oluyordu 160 tane, 150 tane metal fragment falan. Yani yanlış hatırlamıyorum inşallah. Evet, çünkü metal kapı için 200 tane metal fragment istiyor. Yani şu ev yaparsak metal kapıya boğacağım evi. Her kata metal kapı. O yüzden taş çok önemli ki burada odun çok. Hani taş az. O yüzden bizim şey yapmamız gerekecek. Evet, 26 tane. Keşke uyuyup kalkıp sabah olabilse ya. Bakayım dışarıdan nasıl duruyor. Çok güzel ya. Maşallah var benim. Ben yerimi tespit ettikten sonra güzel bir şeye gideceğim. Böyle hani hem vault yapıp hem taş, odun toplayabileceğimiz bir yere. Tabi bunu bölüm anında mı ararım bilmiyorum. Çünkü uzun sürebilir aramak. Ama öyle yapalım ya. Maşallah. Bakayım hemen şuna. Evet, 50 tane oldu. Daha 15 tane daha var. 15 tane de 50 oldu sanırım. Çünkü 30 küsür koydum hatırlıyorum. Açlık sıkıntımız yok. Daha demin öldürdüğüm geyik zaten yani usta avcılık hislerim bir anda canlandı. Ama artık çok ava ihtiyacımız yok. Şimdi yapmamız gerekenler radyasyonlu bölgeye gidip rootlamak, işte M4'lü, işte Research gitti. Research git işte elinizde olan bir şeyi ona şey yaparsanız, sürükleyip Research kiti elinizde olan şeye sürükleyip bırakırsanız o şeyi yapabiliyorsunuz hani crafting'de. O yüzden Research git, ama Research git hani şeyden de çıkıyor da genelde kırmızı hayvanlardan çıkıyor işte, radyasyonlu hayvanlar. Onları da bol bol keseceğiz. Ama şöyle bir taktikle keseceğim. Neyse, onu söylemeyeyim. Zamanı geldiğinde o taktiği görürsünüz. Çok mantıklı bir taktik. Sabah olunca ne yapabiliriz? Bir düşüneyim. Sabah olunca
gene etrafta olan her şeyi alırız tabii de. Bir dakika. Tabii kendime ok yapmama gerek yok şu an. 29 tane var. Hemen şöyle yapabileceğimiz şeylere bir bakayım. Yok, wood planks gerek yok. Yok, kumaşları bunları harcamam. Evet. Yapacak bir şeyimiz yok. Stone Hacket. Yok, aynen. Etrafta olan her şeyi toplayıp yeteri kadar metal fragment biriktirmemiz gerekecek, o kadar. O yüzden bize taş lazım. Taş. Bir dakika, kendime meşale de yapayım ben. Meşalem yok çünkü. Torch. Logger'e full. Bir tane Logger'e full. Aha da torch. Aha da burada. Hadi bir bakalım diyecektim. Tamam. Evet, gene. Ama vakit kaybetmeyelim. Hava aydınlanıyor yavaştan. Şöyle gezelim. Bir şey görürsek kör karanlıkta da alırız. Evet, hemen şu taşı alalım. Of, hava çok güzel be böyle. Tam böyle hani böyle 5.50'de havanın aydınlandığı zamanlar oluyor böyle. Çok hafiften. Tam o zamanlar gibi. Neyse, senden yağ çok çıkıyor. Yağ da lazım oluyor. Bekle. Gelsin böyle popona. Ha bak. Tam kuyruğuna. Al bir de şuraya. İşte şu çok saçma ama ya. Hadi bakalım, şunu da alalım. Oh. 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 Sese bak. Tamam. Hava aydınlandı. Şu evi mi patlatsak ya? Çok kafam hep şeye çalışıyor. Odun cenneti dedik, bağrımıza bastık. Bir tane mi var? Ya odun ama çok lazım ya. Şimdi buradan gitsek odun... Aslında her yerde odun var da. Burada da aslında bizim pickaxe bulmamız lazım. O yüzden bizim radyasyonlu bölgelere kesin gitmemiz lazım da. En azından şu odunumuz, buradaki odunları tüketelim. O etrafta hiç yok, şaka gibi. Çünkü odun cidden çok lazım olacak. Kurt mu la o? Ha. Ya kurt bak. Beni delirtme. Oha. Ah. İçinden geçti. Kabul etmiyorum. Bir tane vurdu ama Allah. Neyse ki kanamamız olmadı. Tamam, artık hayvan kesme yeter. Artık kırmızı hayvan keseriz. Çünkü aslında kumaşa ihtiyacımız oluyor da. Neyse. Gel şimdilik. Şu taşları alayım. Şunu da alayım. Haydi koçum. Ya pickaxe lazım çünkü pickaxe topladığımızda çok daha fazla veriyor. Aha, ki önemli yani. Hani fazla vermesi. Odunu 20-20 veriyor. Taşları da 10-10 muydu? Öyle bir şey. Bakarız görünce. Evet, bakın koşarak giderseniz böyle kaçar ve
yakalamanız imkansız hale geliyor. O yüzden eğilerek gidin. Bunu bayağı söyledim ama. Lan ne tatlı, buna evlatlık alacağım. Ay evlatlık diyorum. Aslında aynen evlatlık alacağım. Hiçbir şey yok mu lan koskoca arazide? Aha. Radyasyonlu. Oo. Burası en radyasyonlu. Aa şurada odun yığınları sezdim. Evi bulmam için ne yapmam lazım? Yukarı yardırmam lazım. Tamam, sıkıntı yok. Ben hemen şu kaydı kontrol edeyim. Tamam. Hemen şöyle şu odunları alayım. Bu radyasyonlu bölge sanırım en büyük olan. Neyse şu odun yanları çok tatlı gözüküyor. Ben daha demin baca nerede gördüm ya? Allah Allah. Tövbe tövbe. Kör mü oldum lan? Allah belanı. Tövbe ya. Lan git. Lan git. Ay anan. Gil. Anangilleri çağır. Of kanama var. Bir tane. Oo, 3 tane odun yanı. Yeni cennet. Şunları alayım. Al koçum al. Oh, yarasın. Sonra ben bunları eve bırakayım. Ama şu radyasyonu bölge gördüm ya ben. Yoksa halüsinasyon mu gördüm? Ne yaptım? Bir dakika ya. Ha şu işte. Evet en büyük. Oba. Tamam. Bu bölümü bitirdikten sonra ben Vast Map diye bir site var. Orada işte harita gösteriyor kameralı bir şekilde. Mesela en büyük şeyin adını şimdi unuttum da onu bulurum ben. Böyle radyasyonu bölgeler daha net gözüküyor haritada. Göstermişler yani. Onu ben bulurum. Hani yukarı mı aşağı mı gideceğimizi ben şey yaparım ama yani şunu net söyleyeyim ki şeyde olacağız. Hangarın orada bir şey var. Böyle hani ortasından, yok ortasından yol geçen değil. Yoksa ortasından yol geçen mi? Neyse gittiğimizde görürüz. Onun arkası böyle çok geniş bir arazi. Oraya yerleşeceğim ben. Orada çünkü taş çok var ki taş bize çok lazım. Evet yani orada çok taş var. Odun yığını da çıkıyor yeteri kadar. Ama taş bayağı var. Bir dakika bu şimdi. Evet bak şu bacayı görmüşüm işte. Ya. Lan oğlum ya. Nerede lan bu? Ana. Lan. Lan hış. Allah tüylerim diken. Lan neredesin oğlum? Tövbe bu aynı şey gibi oldu. Supernatural'da cehennem köpekleri gibi. İzleyeniniz var mı bilmiyorum, yabancı dizi. Ha şimdi gözüktü. Daha demin gözükmüyordu. Hayır ölemem. Orada da cehennem köpekleri gözükmüyor böyle. Bas git. Of tüm bandajlar bitti. Ya tamam dediğim gibi şu ileride en büyük şey var. Çünkü o bacadan anladım ben. Tamam. Madem öyle en büyük radyasyonlu bölge burada. O zaman biz ne yapacağız? İşte ben ona göre bir rota belirleyeceğim. O dediğim yere gideceğiz hep beraber. Orası çünkü çok geniş bir arazi ve her şey var orada. O yüzden hem her şeyi toplayacağız hem de radyasyonlu bölgelerden işte rootlayacağız her şeyi. O yüzden en mantıklı yer baba. Şu eve gidelim. Ne yaptık? Şu topladıklarımızı koyalım. Ondan sonra vedamızı çakarız. Evim evim, güzel evim. Home sweet home. Home sweet home. Haydi. Haydi koçum benim. Koş. Koş.
Koş koçum benim, koş. Aldı virajı. Gidiyor, evine gidiyor. Aman Allah'ım. Sağa döndü. Aha da gördü evini. Kapattı. Bunu o maşallah 600 tane odunumuz var, tamam. Buraya 18 tane koydu. Üf, koy şöyle. Bunu yaktı. Buraya 50 tane koydu. 11 tane. Aa, az toplamışız. Metalör 11 az çünkü. 27 sülfür neyse de. Tamam. Şunu da şunu da alayım ben. Hemen şöyle, tamam. Woodgate burada. Kumaş burada. Hayvan yağı burada. Aha da kan sana. Şimdilik şu 250 taneler burada kalsın ama. Ya aslında ölürsek adam sandığa da bakar herhalde ya. Kalsın. Hadi şunlar şurada kalsın. Tamam. Lazım olduğunda alırız. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Yani burada bitirelim. Zaten yeter kadar gene bir şeyler yaptık. Şimdi ikinci bölümümüzü burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşırsanız bana destek olabilirsiniz. Serimiz devam edecek. Diğer seriler de devam edecek. Hani bu seriyi de umarım sevmişsinizdir ki birinci bölümü beğenenlerden anladım ki hoşunuza gitti. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.